Merhaba arkadaşlar, Edizon Eğitim kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde de üssüz sayılar konusuna devam ediyoruz arkadaşlar. Üssüz sayılar konusunda da bu dersimizde yeni farklı şeyler öğreneceğiz. Aynı zamanda önceki dersimizde öğrenmiş olduğumuz bilgileri tazeleyip onlarla alakalı ne yapacağız arkadaşlar? Sorular çözmeye çalışacağız. Ve şimdi dersimize geçmeden önce arkadaşlar sizlerden ricamız nedir? YouTube kanalımıza abone olmamışsak eğer abone olmayı unutmuyoruz. Videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmuyor ve bu videoların faydalı olduğunu düşünüyorsanız arkadaşlar, arkadaş çevrenize bu kanalımızı tavsiye etmenizi rica eder diyor ve şimdi hemen dersimize başlıyoruz. Evet arkadaşlar, onun kuvvetlerinin değerini bulmayı öğreteceğiz size şimdi. Aslında kısa yoldan bulmayı öğreteceğiz. Ama biz bunu örnekler çözeceğiz ve aslında size mantığını anlatmaya çalışacağız. Şimdi onun birinci kuvveti denildiği zaman ne anlıyorsun? Bir tane onu çarpmaktan bahsediyorsun. Yani bir tane 10 çarpılmayacağına göre demek ki bütün sayıların birinci kuvveti kendisi olduğunu biliyorduk zaten. Onun birinci kuvveti 10'a eşit. Tamam. Peki onun ikinci kuvveti kaça eşit değerli arkadaşlar? Onun ikinci kuvveti 2 tane 10'un yan yana çarpımı değil mi? E tamam. 10 kere 10 nedir? 100. Şimdi ben şurada altını çizmek istiyorum sıfırların. Bak. Şu sıfırın altını çizelim. Şu iki sıfırın da altını çizelim. Şimdi 10'un üzeri 3 nedir? Onu da bulmaya çalışalım. Buradan bir genelleme yapmaya çalışacağız arkadaşlar. 10 üzeri 3 denildiğinde ne anlıyorsun? 3 tane 10'un yan yana çarpımı olarak anlıyorsun. 3 tane 10'u yan yana ne yaptık? Çarpıyoruz şu an. 10 kere 10 100. 100 çarpı 10 nedir arkadaşlar? 1000'dir. 1000'de kaç tane sıfır var? 3 tane sıfır var. Şimdi arkadaşlar bakın, 10'un birinci kuvvetinde yani kuvveti 1 iken ne yapıyoruz? 1'in yanına bir tane sıfır koyuyoruz, değil mi aslında? 10'un ikinci kuvveti yani kuvvet 2 iken 1'in yanına kaç tane sıfır koyduk? 2 tane sıfır koyduk aslında. 10'un üçüncü kuvvetinde değerli arkadaşlar 1'in yanına kaç tane sıfır koyduk? 3 tane sıfır koyduk. O zaman 10'un dördüncü kuvvetinde ne olur? 1'in yanına 4 tane sıfır koymak olur, değil mi? Şimdi 10'un sekizinci kuvvetinde ne olur arkadaşlar? 1'in yanına 8 tane sıfır koyacaksın. Değil mi? Bu şekilde. 10'un 11. kuvvetinde ise 1'in yanına 11 tane arkadaşlar 11 tane sıfır koyacağız ve bu şekilde sayıları bulmuş olacağız. Şimdi aşağıda verilen diyor ki üst sayıları üst ifade şeklinde yazınız diyor. Peki tam tersini yapsam, ben bunu 10'un kuvveti olarak yazmaya çalışsam şurada nasıl yazacağım arkadaşlar? 10'un kuvveti olarak yazmaya çalışsam. Şimdi burada 1'in yanında kaç tane sıfır var? 1, 2, 3, 4 demek ki bu 10'un 4. kuvvetidir, değil mi? Tam tersinden bakalım. 1'in yanında kaç tane sıfır var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 demek ki bu 10'un 6. kuvvetidir. 1'in yanında kaç tane sıfır var? 2 tane demek ki bu 10 üzeri 2'dir. 1'in yanında kaç tane sıfır var arkadaşlar? 1 tane demek ki bu 10 üzeri 1'dir deriz değerli arkadaşlar. Şimdi gelelim şuradaki şu üstü ifadelerin değerlerini hesaplamak. Aslında değerlerini hesaplamaktan kastım burada bir yine bir genelleme yapacağız arkadaşlar sizle beraber. Şimdi 10 üzeri 2 neydi arkadaşlar? 7 çarpı 10 üzeri 2'nin değerini hesaplayacağım şimdi ben. 10 üzeri 2 neydi? 1'in yanına 2 tane 0 koydu değil mi? Koyduk. 7 çarpı arkadaşlar 7 çarpı 100 nedir? 700'dür. Tamam. Şimdi şu 2 tane 0'ın yanına işaret koyuyorum. Genelleme yapacağız şimdi sizlerle yine adım adım. 10 üzeri 3 denildiğinde 1'in yanına kaç tane 0 koyuyorsun? 1, 2, 3 tane 0 koyuyorsun değil mi? E 13 ile de 1000'i çarparsan ne olur? 13.000 olur. Doğru mu? 13.000 olur. Yine şurada sıfırların altını sizle beraber çizelim değerli arkadaşlar. Şimdi 10 üzeri 5 denildiğinde ne yapıyorsun? 10 üzeri 5 denildiğinde 1'in yanına 5 tane 0 koyuyorsun. E 19 çarpı arkadaşlar 100.000 nedir? 19 çarpı 100.000 nedir değerli arkadaşlar? 1 milyon 900 bin olur değil mi? Çarptığımızda 1 milyon 900 bin. Tamam. Şimdi arkadaşlar bakın. Şimdi olaya bakın. Şuraya şimdi 5 tane 0 koymuşum. Bak burada 7'nin yanına 2 tane 0 koymuşum. 13'ün yanına 3 tane 0 koymuşum. O buradan geliyor. Bakın 7'nin yanına 2 tane 0 koymamın sebebi şu 10'un kuvvetinden geliyor. O zaman 19'un yanına kaç tane 0 koyacağım? Yine 5 tane 0 koyacağım. E şimdi o zaman şu nedir? 21 çarpı 10 üzeri 7 nedir arkadaşlar? 21'in yanına 7 tane 0 koymaktır sonuçta. Doğru değil mi? 3, 4, 5, 6, 7. Yani herhangi bir sayıyı onun kuvvetleriyle çarparken kısa yoldan ne yapıyoruz? Bu şekilde çarpmış oluyoruz değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi
Ben size bir önceki dersimizde ders sonunda belli bir sayıların karesini, üçüncü kuvvetini hatta dördüncü kuvvetini vermeye çalıştım ve demiştim ki ben size bu sayıları arkadaşlar mutlaka bu üslü ifadelerin değerlerini mutlaka bir sonraki derse kadar ezberleyin demiştim. Bir önceki dersimizde bu şekilde bakın karelerini yazmıştım böyle. Üçüncü kuvvetlerini de yazmıştım. Bunları kesinlikle ezberleyin. Şunları da mutlaka ezberlemeye çalışın bir şekilde demiştim, değil mi? Yani bu sayfa mutlaka ezberlenecek. Değerli arkadaşlar, şimdi buradaki sorumuz da işte bununla alakalı. Şimdi sen diyor ki burada bize aşağıda verilen farklı sayıların üslü ifadeleri şeklinde yazınız diyor. Farklı sayıların üslü ifadeleri şeklinde yazınız. Bakın 16 denildiğinde bir kere otomatikman 16 üzeri 1 aklımıza gelir, değil mi? Ya da neyin karesidir arkadaşlar bu? Neyin ikinci kuvvetidir? 4 üzeri 2. Herhangi bir sayının üçüncü kuvveti değildir. Ama 2 üzeri 4 dördüncü kuvveti olabilir, değil mi? Yani 16 denildiğinde 16 üzeri 1, 4 üzeri 2 ve 2 üzeri 4'tür arkadaşlar. Ben size bunların hepsinin cevaplarını az önce bir önceki dersimizde ne yapmıştık? Yazmıştık. 4 üzeri 2 16'dır. İşte 2 üzeri 4 16'dır. Bütün sayıların zaten birinci kuvveti kendisidir. Yani 16 üzeri 1. Şimdi mesela 81'e bakalım. Bir kere zaten birinci kuvvet olarak direkt yazarsın. 81'in birinci kuvveti kendisine eşittir. Tamam. Peki ikinci kuvvet yani neyin karesi acaba 81'dir? 9'un karesi. Üçüncü kuvveti olarak yok. Dördüncü kuvvet olarak 3'ün dördüncü kuvveti var arkadaşlar. Yine bunları ben size bir önceki dersimizde vermiştim. Bakın 81 9'un karesidir. İşte 81 aynı zamanda 3'ün dördüncü kuvvetidir değerli arkadaşlar. Şimdi 64'e geçelim. 64 her zamanki gibi ne yapıyoruz? Birinci kuvveti olarak yazabilirim. Ona 64 üzeri 1. Tamam. Peki neyin karesidir? Yani hangi sayının karesidir arkadaşlar? 8 çarpı 8 64 değil mi? Yani 8'in karesi yani 8'in ikinci kuvveti. Onun dışında arkadaşlar nedir? 4 üzeri kaçtır arkadaşlar? 4 üzeri 4 kere 4 16. 16 çarpı 4'ten ne çıkar? 16 çarpı 4'ten arkadaşlar 64 çıkar. Yani biz bunu bir de 4'ün üçüncü kuvveti olarak yazabiliriz. Yine tekrar sayfa önünüze getiriyorum. Bakın 4 üzeri 3 64'e eşit. 8'in karesi 64'e eşit. Değerli arkadaşlar bunları bir önceki dersimizde vermiştik. Şimdi 1 mesela 1 1'in birinci kuvvetidir değil mi? Ya da bütün sayıların sıfırıncı kuvveti arkadaşlar neye eşittir? 1'e eşittir. Ama 0 üzeri 0 hariç. Unutmayın onu. Mesela 5 üzeri 0 yazabilirsin buraya. Doğru mu? Bunu bu şekilde ifade edebiliriz. Mesela 0 arkadaşlar. Bu sıfır nedir? Sıfırın işte 8. kuvveti diyebilirsin sen buna, değil mi? Sıfırın 8. kuvveti yine sıfır eşittir şeklinde yazabilirsin. Arkadaşlar tekrar konuya dönmek gerekirse bir önceki derste en sonunda söylemiş olduğum şey çok önemliydi. Bunları ezberleyemediğiniz takdirde inanın çok fazla yol alamazsınız üslü ifadelerde. O yüzden benim dediklerimi, yapın dediklerimi dikkate alırsanız inanın hani üslü ifadeler konusunda ya da diğer konularda arkadaşlar hiç fark etmez. Daha sağlam bir şekilde ilerlemiş oluruz değerli arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza geçelim şimdi. Bir sonraki sorumuza diyor ki aşağıda verilen üslü ifadelerin değerlerini büyükten küçüğe sıralayınız diyor. Bakın. Yine az önce dediğim mevzuya geliyor. Sen 2 üzeri 3'ün değerini tak da bilmen lazım. 2 üzeri 3 denildiğinde ben şimdilik hesaplayalım. 3 tane 2'nin yan yana çarpımıdır. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8 değil mi? Yani bunun cevabı 8'dir. 2 üzeri 3 8'e eşittir. Tamam 3 üzeri 4'e bakalım. 3 üzeri 4 denildiğinde arkadaşlar 3 üzeri 4 denildiğinde 81 olduğunu bilmeniz gerekiyor. Değil mi? Ben size burada ne yapmıştım? Yine tekrar önünüze getiriyorum arkadaşlar. 3 üzeri 4'ün 81 olduğunu zaten bir önceki dersimizde yazmıştık. 5 üzeri 3 de 125'e eşittir. Yine bunu bir önceki dersimizde vermiştik. Bir önceki dersimizin en sonunda ikinci kuvvetleri ve üçüncü kuvvetleri mutlak suretle ezberleyin demiştik. Dördüncü kuvvetlerin sadece ikisi, 2'nin dördüncü kuvveti, 3'ün dördüncü kuvveti ve 5'in dördüncü kuvvetini vermiştik. Onun dışında 2'nin 5. 6. 7. ve 8. kuvvetlerini ezberleyin demiştik arkadaşlar. Şimdi bunları büyükten küçüğe doğru sıralasam en büyük hangisi? 125 değil mi? Dolayısıyla 5 üzeri 3 en büyüktür. Ondan sonra işte 81 yani 3 üzeri 4 ikinci büyüktür. Daha sonra 2 üzeri 3 arkadaşlar en küçüktür. Bu şekilde sıralanmış olur. 6 üzeri 2 6'nın karesi yani. 6 üzeri 2 nedir arkadaşlar? 36'dır. 4'ün 3. kuvvetini zaten bir önceki sorumuzda anlatmıştık. Neydi 4'ün 3. kuvveti? 64'tü. 8'in 2. kuvveti de arkadaşlar neye eşittir?
64'e eşittir. Büyükten küçüğe doğru sıralayınız diyor. En büyük hangisi burada? 64 ve 64. Sen ne yaparsın? 8 üzeri 2 eşittir. 4 üzeri 3 yaparsın. Bu da büyüktür. Nereden? 36'dan, yani 6 üzeri 2'den şeklinde yazabilirsiniz arkadaşlar. 2'nin 6. kuvveti. 2'nin 6. kuvveti. Bakın kağıdımıza geri dönelim şöyle. 2'nin 6. kuvveti 64. 2'nin açıkçası arkadaşlar 2'nin 10. kuvvetine kadar ezberlemekte fayda var. Size emin olun, çok ama çok öne geçirir bu olay. 2'nin 6. kuvveti 64'tür. Yani 6 tane 2 yan yana çarptığınızda 64'ü bulursunuz. 9'un ikinci kuvveti arkadaşlar 81'dir. 4'ün ikinci kuvveti 4 kere 4'ten 16'dır değerli arkadaşlar. Şimdi bunu büyükten küçüğe doğru sıralarsak ne olur? Burada 81 en büyük, yani 9'un ikinci kuvveti en büyüktür. Daha sonra 64 büyük, yani 2'nin 6. kuvveti en büyük, daha sonraki büyüktür. En küçükse arkadaşlar nedir? 4'ün ikinci kuvveti. Bu şekilde bu soruyu da yapmış olduk. Bakın buradakini sıralayalım. 5'in ikinci kuvveti, yani 5 kere 5 nedir? 25'tir. 2'nin dördüncü kuvveti 16'dır. 3'ün üçüncü kuvveti arkadaşlar 27'dir. En büyük ne oldu? 3'ün üçüncü kuvveti oldu. Daha sonra 25, yani 5'in ikinci kuvveti oldu. Daha sonra da 2'nin dördüncü kuvveti olmuş oldu değerli arkadaşlar. Şimdi gelelim arkadaşlar bu soruyu. Aşağıda verilen üssü ifadelerden hangisinin değeri daha küçüktür diyor. Hepsini teker teker değerlerini bulalım. Şimdi sen 5'in 4. kuvvet denildiğinde ne anlıyorsun? 4 tane 5'in yan yana çarpımı olarak anlıyorsun, değil mi? 5 çarpı 5 çarpı 5 çarpı 5. Şimdi 5 kere 5 nedir? 25'tir. Şu 5 ile 5'i çarparsam 25'tir. 25 ile 25'i de çarparsak arkadaşlar ne buluruz? 625 olur. 4'ün 3. kuvvetini hemen az önceki soruda 64 olduğunu zaten biliyoruz. 3'ün 4. kuvvetini yine hemen az önceki soruda arkadaşlar 81 olduğunu biliyoruz. 2'nin 5. kuvveti nedir arkadaşlar? 5 tane 2'yi yan yana çarparsak ne olur? 32 olmuş olur. Hangisinin değeri daha küçüktür diyor. 625, 64, 81, 32. Demek ki arkadaşlar 2'nin 5. kuvveti en küçükmüş deriz. Şimdi basamak sorularına geçiyoruz arkadaşlar. Basamak sorularında bakın bu sorular genelde sorulan sorular. Bunlara çok ama çok dikkat edelim. 10 üzeri 8 kaç basamaklıdır diyor. Şimdi arkadaşlar bakın, ben yine aynı bu videonun en başında size anlatmıştım. Siz 10 üzeri 2 denildiğin zaman ne anlıyorsunuz? Birin yanına 2 tane 0 olarak anlıyorsunuz, değil mi? Aslında 10 üzeri 2 kaç basamaklı? 3 basamaklı, değil mi? Yani birin yanına sen 2 tane 0 koyduğun için 2 tane 0 var. Bir de bir tane 1 var. Ne oldu? 3 basamaklı oldu, değil mi? Peki 10 üzeri 3 nedir arkadaşlar? Birin yanına 3 tane 0 koy. Koyduk. Ne oldu? Bu kaç basamaklı oldu? Bir tane 1 var. Bir de 3 tane 0 var. 4 basamaklı oldu. He, demek ki buradaki 1'i bir de şuradaki bu 1 bir tane basamak ediyor. Bir de şuradaki diğer basamak sayısı üste göre şekilleniyor, değil mi? 10 üzeri 8 arkadaşlar. Birin yanına kaç tane 0 koyacağım ben? 8 tane 0 koyacağım, değil mi? 8 tane 0 burada. Bir tane de 1 burada arkadaşlar. 9 basamaklı olmadı mı bu? Yani bu arkadaşlar 9 basamaklı olmuş olur. Bunun da temel mantığını zaten dersin başında anlatmıştık arkadaşlar. Şimdi ne diyor bize burada? 2'nin 5. kuvvetiyle 3. kuvvetinin toplamı nedir diyor. 2'nin 5. kuvvetiyle 3. kuvvetinin toplamı. Yani 2'nin 5. kuvveti artı 3. kuvveti, yani 2'nin 3. kuvvetinin toplamını soruyor. 2'nin 5. kuvveti arkadaşlar, bir önceki sorumuza bakın yapmıştık. Daha önceki sorumuzda 2 üzeri 5 32'ye eşitti. Bu 32'ye eşittir. Artı 2'nin 3. kuvveti nedir arkadaşlar? 2'nin 3. kuvveti de 8'e eşittir. Bu ikisinin toplamı ne olmuş olur? 40 olmuş olur değerli arkadaşlar. Şimdi bu soruda da 3 üzeri 4 eksi 3 üzeri 3 işleminin sonucu kaçtır diyor. Önce 3 üzeri 4'ü bulalım. Aslında biz bunun 81 olduğunu biliyoruz ama biz yine de hesaplayalım size arkadaşlar. Konu yani ezberleyebilelim diye. 3 kere 3 9'dur. 3 kere 3 9'dur. 9 çarpı 9 nedir? 81'dir. Tamam. Demek ki şurası arkadaşlar 81'e eşit. Anlaştık. 3'ün 3. kuvveti nedir? Bak 3'ün 3. kuvveti 3 tane 3'ü yan yana çarpacağım. 3 kere 3 9. Şu 3'ü çarpmadım, aşağı indireyim o zaman. 9 kere 3 nedir arkadaşlar? 27'dir. 81 eksi 27. 81 eksi 27 nedir? 81'den 27'yi çıkarıyoruz. 1'den 7 çıkmaz. Burada 7 kalsın. Arkadaşlar burası 11 olsun. 11'den 7 çıktı. Ne oldu? 4 oldu. 7'den 2 çıktı arkadaşlar. Ne oldu? 5 oldu. Yani 81 eksi 27 kaça eşit olmuş oldu? 54 ve sorumuzun cevabı da 54 olmuş oldu değerli arkadaşlar. Gelelim şimdi, bakın şu tarz soruları genelde sınavlarda sorarlar arkadaşlar.
sorulabilecek klişe sorulardan bir tanesidir. Bakın 3 5 tane 3'ün yan yana çarpımı nedir arkadaşlar? 3 üzeri 5'tir değil mi? O zaman 3 üzeri a ise bu a nedir burada arkadaşlar? 5'tir. O zaman a gördüğüm yere 5 yazayım. Çünkü a b c d e'nin toplamını soruyor bize. Bakın 10'un 0. kuvveti kaça eşittir arkadaşlar? Tüm sayıların 0. kuvveti 1'e eşittir. Dolayısıyla d burada arkadaşlar nedir? 1'dir. Peki burada B'den kaç tane yan yana çarpılmış? Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 değil mi? B'den arkadaşlar 7 defa yan yana çarpılmış bak. B'den 7 defa yan yana çarpılmış ne demek? B üzeri 7 demek değil mi? O zaman C'nin 7 olduğunu, B'nin de 6 olduğunu buradan bu şekilde bulmuş oluyoruz. Sıfırın arkadaşlar bütün kuvvetleri ama 0 üzeri 0 hariç. 0 üzeri 0 bakın tekrar üstüne düşüyorum. Tanımsızdır diyorum size. Tamam. Sıfırın 10. kuvveti 0'dır. E de buradan ne olmuş oldu arkadaşlar? 0 olmuş oldu. Şimdi bunları ben ne yapacağım? Toplayacağım. Topladığımda ne olur? 5 ile 6'yı toplarsam 11, 7 ile daha toplarsam 18, bir daha toplarsam 19. 19 artı 0 da zaten yine 19'dur. Cevabımız 19 olmuş olur değerli arkadaşlar. Hemen aynı mantıktaki bir sonraki sorumuza da bakalım arkadaşlar. Bakın 4 tane 8'in yan yana çarpımı nedir? 4 tane 8'in yan yana çarpımı 8 üzeri 4'tür değil mi? O zaman burada m üzeri 4 eşittir 8 üzeri 4 müdür? Yani m buradan kaça eşit olmuş olur arkadaşlar? 8. Bakın m üzeri n'yi soruyor bana. M'yi buldum. M 8. Şimdi n'yi bulacağım. Bakın burada n bulmak için 13 burada kaç tane yan yana çarpılmış? 2 tane. Yani 13 13'ün 2 tane yan yana çarpılması ne demek? 13 üzeri 2 demek. 13 üzeri ne? 13 üzeri 2 eşitse nedir? N 2'ye eşit demektir arkadaşlar. Buradaki n gördüğüm yerde 2 yazıyorum. 8'in ikinci kuvveti yani 8'in karesi arkadaşlar. 8 kere 8'den ne çıkmış olur? 64 çıkmış olur değerli arkadaşlar. Hemen geçelim arkadaşlar şimdi diğer sorularımıza. Bakın A ve B doğal sayı olmak üzere diyor. A üzeri B 64 ise diyor A artı B işleminin sonucunun en büyük değeri kaçtır? Arkadaşlar 64'ü ben üslü sayı olarak nasıl yazabilirim? Mesela 64'ü zaten bunu bu videomuzda yine çözmüştük. 64 nedir arkadaşlar? 64'ün birinci kuvvetidir değil mi? Ya da 8'in ikinci kuvvetidir. Ya da arkadaşlar nedir? 4'ün 3. kuvveti olarak yazabilirim. Ya da arkadaşlar 64'ü 2'nin bakın 2'nin 6. kuvveti olarak yazabilirim. Okey. Şimdi burada A gördüğüm yere 64 gelebilir. 60 A 64 iken B 1 olabilir değil mi? Yani A artı B'nin burada şu kalemimize yazalım. A artı B'nin en büyük değerini soruyor. A artı B'nin. A 64 iken B 1 olabilir. Yani 64 artı 1. Bu nedir arkadaşlar? 65'tir, değil mi? Bakalım A 8 iken B 2 olabilir. A 8 iken B 2 olabilir. 8 artı 2 nedir? 10'dur. A 3 iken A 4 iken arkadaşlar A 4 iken B de 3 olabilir. 4 artı 3 7 olabilir. A 2 iken B de 6 olabilir. Yani 2 artı 6'dan 8 olmuş olur. En büyük değerini soruyor. A artı B'nin en büyük değeri nedir? Tabii ki burada 65 çıkmış olur. Tekrar ediyorum. Bir önceki dersinde vermiş olduğum üslü ifadelerin değerlerini ezberlemezseniz inanın ama inanın arkadaşlar çok büyük sıkıntı yaşarsınız diyorum ve sizleri uyarıyorum arkadaşlar. Bakın son sorumuza geçelim şimdi bu videomuzda. Bakın 3'ün hangi kuvveti 67'den büyüktür? Şimdi ise diyor 3'ün a'nıncı kuvveti 67'den büyük ise diyor a doğal sayısının en küçük değeri kaçtır? Arkadaşlar şimdi 67'den büyük olan 3'ün bir kuvvetlerini bulayım ben. Bakın tekrar tekrar yazıyorum. 3 kere 3 nedir? 9. 9'u ben bir daha 3 ile çarparsam ne olur? 27. 27'yi 3 ile çarparsam ne olur arkadaşlar? 27 3 ile çarparsam kaç olmuş olur? 81 olmuş olur. Şimdi 3 üzeri 1 kurtarır mı? Kurtarmaz. Çünkü 3 üzeri 1 nedir? 3 üzeri 1 nedir arkadaşlar? 3'tür değil mi? 67'den büyük değil. 3 üzeri 2 nedir arkadaşlar? 3 kere 2'den 9'dur. 9 67'den büyük olmadığı için bu da kurtarmıyor. 3 üzeri 3 nedir arkadaşlar? 27'dir. 27 yine 67'den büyük değil. 3 üzeri 4 nedir arkadaşlar? 81. Dolayısıyla arkadaşlar 3 üzeri 4 81 kurtarıyor. Bakın 3 üzeri 4 67'den ne olmuş oluyor? Büyük olmuş oluyor. Dolayısıyla A doğal sayısının en küçük değeri ne olmuş olur arkadaşlar burada? En küçük değeri burada 4
olmuş olur değerli arkadaşlar. Evet, bir önceki dersimizde öğrenmiş olduğumuz bilgileri tekrarladık. Onun kuvvetlerini kısa yoldan bulmayı öğrendik ve bunlarla alakalı değişik değişik sorular çözmeye çalıştık ve size bu konuyu detaylı bir şekilde bu videomuzda da yine anlatmaya çalıştık arkadaşlar. Üstlü sayılarla konu altımız bu video ile beraber tabii ki bitmiyor. Biz size arkadaşlar her zamanki temel mantığımız bindire bindire, yani hızlı hızlı matematik anlatmak değil, sindire sindire yavaş yavaş arkadaşlar 20 ile 25 dakika aralığındaki derslerle sizlere belli aralıklarla video dersleri hazırlayıp size bu konuyu ya da bütün matematik konularını arkadaşlar yavaş yavaş ama sindire sindire ve sağlam bir şekilde öğretmek. Şimdi bu dersimiz de bu noktada sonlanmış bulunmaktadır arkadaşlar. Sizlerden rica ediyorum. Şu ana kadar izlemiş olduğumuz videolarda herhangi bir sorunuz varsa rica ediyorum arkadaşlar. Lütfen ama lütfen tekrar izleyin. Sorununuzu ortadan kaldırın değerli arkadaşlar. Evet, YouTube kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz ve bu videoların size faydalı olduğunu düşünüyorsak arkadaşlar, arkadaş çevrenize bu videolarımızı ve kanalımızı tavsiye etmeyi unutmuyoruz diyoruz. Kendinize çok iyi bakın, kalın sağlıcakla.